Of, şimdi de oyuncu Berk Oktay. Hazır mı bu görüntümüz? Sıcak sıcak ekrana getiriyoruz. Kasetlerimiz yapılıyor montajı ve size hemen ekrana getiriyoruz sevgili seyircilerimiz. Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddia edilen avukat eşi Merve Oktay hakkında savcılık özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemiş. Evet. Bu da ne garip bir olaydır. Düşünsene, aynı yastığa baş koyuyorsun. Diyorsun ki iyi günde kötü günde beraberiz diyorsun. Sonra da ikili arasında yaşanan özel hayat hiç bizi ilgilendirmez. Başka kadınlar da var, görüntüler de var. Hiç gene bizi ilgilendirmez. Bizi alakadar etmeyen her şeyle ama alakadar olduk. Instagram'da pat 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 paylaşıldı. Hem de iddia şu, eski yani şu anki boşanmak üzere olduğu eşi tarafından paylaşılıyor. Ya bu Instagram acaba olmasa mı ya? Instagram yokken daha mı iyiydik? Daha mı huzurluyduk ya? Vallahi bana öyle geliyor. Şu anda düşünüyorum, evet biz Instagram yokken çok daha huzurluyduk ya. Halimize bak. Yani koynumuzda yılan beslemişiz sözüyle resmen birebir örtüşmüyor mu? Evlilik süresi var, öncesi var, sırası var, sonrası var. Bu kadınla aynı yastığa baş koydun. Uyuyorsun sen. Ya da bu adamla, şimdi Merve için söylemiyorum. Bu adamla senin yani... Seni çıplak çeker, her şeyini her çeker. Her şeyini yapar mı? Mahremin ya. Bütün mahremin onun elinde. Kime yani. Güveneceğiz Kime ya? Kime güveneceksin ya? Eşin. Uzlaşmak istemiyoruz demişler. Berk Oktay ile Merve Oktay'a ilişkin yeni bir bilgi paylaşılmış. Savcı sormuş işte. Mağdur Berk Oktay'ın uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi için dosyanın uzlaştırma yollanmış bürosuna. Biz uzlaşmak istemiyoruz. Hala şikayetimiz devam etmektedir diyor. Ben de onunla uzlaşmam diyor karşı tarafta. Merve Oktay'ın da cevabı bekleniyor. Merve Oktay da diyor ki ben de uzlaşmak istemiyorum. Çünkü diyor. O da dayak yediğini iddia ediyor. O böyle morluklar falan vardı hatırlıyorum. Onların dayak olduğunu iddia ediyor. Berk de diyor ki ben basına yansıyan görüntülerimin mahrem olduğunu düşünüyorum diyor. Bu da bunun da 6 yıla kadar bir hapsi var. Bir de işin trajikomik tarafı var ki Merve Şarapçıoğlu avukat. Evet ya. Avukatsın sen. Bilmiyor musun? Sen cezaların ne olduğunu hepimizden iyi biliyorsun. IP adresinden çıkacağını, o görüntülerin hangi bilgisayardan yayınlandığını bilmiyor musun? Yani gerçekten bu acayip. Acaba Merve mi oyuna geldi? Bir tane düşmanları tarafından bilgisayar ele geçirildi. Ne bileyim, tablet alındı, oradan yayınlandı. O fotoğraflar nasıl ele geçti? O da enteresan bir soru. 12 Nisan'da dava görüldü ya, o zamandan beri Merve'nin cevabını bekliyorlardı. Merve de çok yakın bir tarihte hayır ben de uzlaşmak istemiyorum cevabını verdi. Yani bu çekişmeli bir boşanma. İyi de bir şey söyleyeyim mi? Yıllar sürer. Uzlaşmak istese Merve, karşı taraf uzlaşmak istememiş zaten. Kabul etmemesi normal. Düşün, bize de soruyorlar uzlaşmak istiyor musun? Karşı taraf uzlaşmak istemeyince ben uzlaşmak istiyorum demezsin ki. Çünkü fark etmiyor yani. Bir ama sen suçlusun ya. Bir de suçlusun. Artık biraz alttan almak lazım. Ha bu arada Merve'nin bunu yaptığı ispatlandı değil mi? Yani Merve Şarapçıoğlu. Evet. Merve Şarapçıoğlu'nun annesinden çıkmış bilgisayarından. Evet. Ama şimdi ben burada mesela konularla ilgili yorum yaparken biz neler gördük biliyorsun. Mesela bir yorum yapıyoruz. A noktası, A ile B arası. A haklı diyoruz. Bir bakıyoruz B haklı da çıkmış olabiliyor. İkili arasında ne yaşandığını bir Allah biliyor. Biz de bilmiyoruz. Bunlar ne yaşadılar? Bilmiyoruz. Nasıl bu duruma geldiler? Merve neden bu kadar çıldırdı? Neden gözü görmedi hiçbir şeyi? Çok mu kıskandı? Çok mu çıldırdı? Dayak mı yedi? Ona ne yaptı? Ya ben sadece burada Merve'yi suçlu görmüyorum. Tabii ki ifşa etmek bunlar çok yanlış şeyler ama... Bilemeyiz. Yöntem bu mu ya da? Ya şimdi Ecevit, hepimiz çok öfkeleniyoruz. İlişki sırasında öfkeliyoruz. Anne babalarımızla bile yaşarken öfkeleniyoruz. Öfkeyi kontrol etmek şartında, durumundayız ama şimdi ben anneme kızdığımda yani annemle yazışmalarımı çıkartmam yani, anladın mı? Veya düşün, annem şimdi benim 10 kilo verdi. Kilolu halini koyup da TB'de düşünsene. İyi fikirmiş. Güzel fikir. Annemle kavga edici olayım. Tamam. Annem bir aralar 10 kilo fazlaydı diye.